Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde tablarda ikonları nasıl kullanırız onu anlatmaya çalışacağım. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Basit tekstlerle tablarımızı nasıl kullanırız onu yapmıştık. Böyle bir sınıflarımızı böyle ayırmıştık. Kodlarımız bu şekildeydi. Şimdi var olan bu kodları kullanarak ikonlarla tabları nasıl gerçekleştiririz onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak şimdi burada bir tane package'ım var. Ben buna geliyorum. Yeni Java sınıfı diyorum. Bu sefer bunun adına ikon tab ismini veriyorum. Okey'e bastım. Public class ikon tab dedi. Daha sonra bunu extend ediyoruz. Neyden? App compat activity sınıfından. Şimdilik bu burada kalsın. Daha sonra bununla ilgili bir adaptör yapıyorum. Yeni dedim. Hatta yeni falan demeyeyim. Ben bunu buradan kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Bunun adı text tab olmayacak. İkon tab olacak. İkon tab. Adaptör. Okey dedim. Bu da burada oluştu. Burada bu oluştu. Burada bu oluştu. Daha sonra ne yapalım? Main activity'ye gidelim. Burada gördüğünüz gibi bir tane butonum vardı. Ben bu butonu kopyalıyorum. Bunun dizaynına şöyle bir bakalım. Tabs with text demişiz. Buna da ne diyeceğiz? Tabs with icon. BTN text değil, BTN ikon olacak bu. Bunu da yaptık. Şimdi gelelim main activity'ye. Main activity'de gördüğünüz gibi burada butonumuzu initialize etmişiz. Şimdi buraya öncelikli olarak ne diyeceğiz? BTN ikon tab butonu. Daha sonra buna bir set on click listener eklemeden önce bunu burada bir initialize edelim. İkon tab eşittir find view by id r nokta id nokta btn ikon tab. Daha sonra bunu typecasting işlemi yapıyoruz ve de buna bir set on click listener ekleyeceğiz. Btn ikon tab nokta set on click listener bu sınıf. Daha sonra bu butona tıklanınca buradaki switch case'e düşecek. Diyorum ki gelen butonun IDC R nokta ID nokta BTN ikon taba eşitse bunları yap. Buraya kadar herhalde bir sıkıntı yoktur. Şimdi buradaki ikon tab sınıfını oluşturalım. Bunun için burada kullandığımız her şeyi ben şöyle bir kopyalayayım. Bunun içine yapıştırıyorum. Okey dedim. Bir sıkıntı var mı şu an için? İkon tab dedi. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Yalnızca nedir? Activity text tab diyor ya. Ben bunu activity icon tab olarak değiştireyim. Ve de şuradaki activity text tab'ı kopyalıyorum. Activity icon tab şekline dönüştürüyorum. Yani daha önceki kodlarımızı aslında ne yaptık şu an? Copy paste yaptık. Farklı bir sınıf örneği göstermek adına. Bunu bir de gösteriyorum. Hani yarın öbür gün oldu da bir ihtiyacınız oldu. Farklılaştırmak istiyorsunuz. Neyi nasıl yapacağınızı görmek için. Gördüğünüz gibi bunda da herhangi bir hatamız yok. Burada text tab adaptöre gidiyor. Biz bunu neye göndereceğiz? İkon tab adaptöre göndereceğiz. Daha sonra new icon tab. Böyle böyle. Burada farklı bir şey var mı? Yok. Şimdi gelelim main activity'ye. Diyelim ki yeni bir intent başlatmak istiyorum. Bu butona tıklanıldığında konuşamadım. Şunu şöyle yapsak daha güzel olmaz mı sizce? Şuraya gelip intent. Buna önce burada bir null atayalım. Daha sonra buraya gelelim. Yeni intent'im bu. Yeni intent'im bu diyelim. Intent eşittir ne arkadaşlar? New intent diyoruz. Bu sınıf package konteksimiz. Daha sonra da ikon tab nokta class'a git. Start activity ile de bu intent'i başlatalım. Şimdi burada yeni bir activity tanımladığımız için manifest dosyamızı da bunun kaydına düşelim. Şuraya gelelim. Activity gördüğünüz gibi gelmiş buraya. Kapattım. Bunun da kaydını oluşturmuş oldum. Şimdi bir kontrol edelim bakalım herhangi bir yerde bir hatamız söz konusu mu?
Şuradaki text adaptöre bir bakalım. Şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Bir kontrol edelim. Uygulamam açılıyor. Tabs with ikonu tıkladım. Gördüğünüz gibi eski örneğim geldi. Şimdi arkadaşlar burada değiştirmem gereken ne? Dediğimiz gibi biz ikonları kullanacağız. Hani herhangi bir text yazısı olmayacak. Şimdi şunların hepsini bir close all diyorum. Benim işim bunda. Ve de bunda. Şimdi burada fragmentlerimi yine kullanacağım. İhtiyacım var ama tab başlık listesine ihtiyacım var mı? Yok. Bunu bir sileyim. Daha sonra geliyorum. Şurada diyorum ki şu an için 6 tane olsun. Peki. İkon tabın. Gördüğünüz gibi biz burada ikon tab adaptöre ne yapmışız? Tab başlıklarını göndermişiz. Göndermeyeceğim. Çünkü ihtiyacım yok. Burada da set data yaparken başlık bilgisini göndermişim. Göndermeyeceğim. Bunu da sildim. Bunlar da bağırıyor tabi. Neden? Çünkü set data metodu sadece fragment bekliyor. Şunları da şuradan siliyorum. Burayı da sildik. Ben sadece tablarda fragmentimi göstereceğim ve daha sonra yazacağım bir metot yardımıyla da burada tab 1, tab 2 yerine benim nelerim olacak arkadaşlar? İkonlarım olacak. Şimdi gelelim. Bu nereye gidiyordu? İkon tab adaptöre gidiyordu. Ona bir bakalım ne varmış. Burada gördüğünüz gibi başlık bilgisini tutmuşuz. Buna ihtiyacımız yok. Şunu şuradan silebiliriz. Parametre olarak sana başlık listesi gelmeyecek. Hiç bekleme. Bunlar aynı. Şunu da şuradan silebiliriz. Bir de şeye bakalım. Activity ikon ikon taba Design'ına bir bakalım. Şöyle şunu biraz küçülteyim. Text kısmına baktığımızda bu scrollable'mış. Bu da fill'miş. Fill olsun ama şu fix olsun. İkonlarım sabit bir şekilde gözüksün diye. Ve view pager'ım var. Şu an için yine bir sıkıntı görmüyorum. Bir daha bir başlatalım. Bakalım. Tabs with icon dedim. Gördüğünüz gibi burada şu an için hiçbir şey yok. Şimdi sıra geldi işte buraya ikonları koymaya. Bu ikonları ben nereye koyacağım arkadaşlar? Şuradaki adaptör bildiğiniz gibi fragmentleri getirmekle mesul ve bu işi yapıyor. Burada işim yok. İkon tab sınıfında benim bunu ayarlamam lazım. Şimdi burada set data metoduyla fragmentlerim dolduruluyor. Tab layout'a şuradaki setup with pager'la geldi. Buraya giriyorum. Diyorum ki şurada setup demeyelim. Setup icons diye bir metot çalıştırılsın. Böyle bir metot var mı? Yok. Hemen oluşturalım. Private. Yani bu sınıf kullanacak bunu. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi benim bir tab layout'um vardı. Şimdi şunu anlamamız lazım. Tab layout neye yarıyordu? Hani buradaki tabların başlıklarına tab 1, tab 2 denen kısmı. Ben orada bir tab 1, tab 2 yerine ikon kullanacağım için bu tab layout'u kullanmam gerekiyor. Tab layout gelmiyor. Neden gelmiyor? Biz bunu onCreate'de tanımlamışız. Şurayı şöyle kopyalayalım. Şunu şuraya yapıştıralım. En dışarıya yapıştırırsak içerideki bütün metotlarda bunu kullanabilecek. Daha sonra burada kes mi yaptım ben bunu? Hayır. Şunu şuradan böyle yaparsam bir sıkıntı kalmayacak. Evet. Şimdi ben buraya tab layout deyince bu nesneye erişebilmem lazım. Evet. Şimdi tab layout dedikten sonra diyorum ki get tab at hangi indeksteki atıyorum ilk yani ilk fragmentin ilk tabı getir getirdim. Daha sonra noktaya basarsanız burada bir set ikon diye bir sınıfım var. Şey metodum var. Bu metodun içine ben göstermek istediğim sıfırıncı tabla göstermek istediğim ikonu koyabilirim. Daha önce de ben Drawable'ın içine bunları attım.
2, 4 bayağı da varmış. Biz sadece 6 tanesini kullanacağız. Diyorum ki r.drawable.facebook. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Eğer olursa diğerlerini de zaten doldururuz aynı mantıkla. Tab with icon dedim. Hata aldık. Bir bakalım neymiş derdi. Start activity. Tab layout. Null referanse denk geliyor diyor. Neden böyle bir şey dedi bu? Şöyle bir bakalım. Şu set tab ikonu biz yanlış yerde mi kullandık acaba? Aslında tab layout burada oluşturuluyor. Şuradaki set tab ikonu burada fragmentlerim oluşturuluyor, bağlanıyor. Sanki bağlandıktan sonra yapmamız lazım. Bir daha bir deneyelim. Gördüğünüz gibi çalıştı. Demin neden çalışmamıştı? Çünkü buradaki bu adaptörle bu işlemler yapıldıktan sonra ikonların atamasını yapmam gerekiyordu. Şimdi bu örnekte yaptığımız işlemlerin aynısını diğer tab öğeleri içinde yapmamız lazım. Eğer birinci pozisyondakilere set ikon deyip bu sefer r.drawable'daki Facebook'tan sonra Google Plus şunu copy paste yapalım hızlı hızlı. Bir, iki, üç, dört, beş. Facebook değil, Instagram olsun, Google Plus değil, olsun, Twitter olsun, bir de WhatsApp olsun. Şimdi bir daha bir kontrol edelim. Tab with icon dedim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde tablarım ikonlarına kavuştu. Bu örneği şuradaki text tab örneği de değiştirelim. Diğerinden farklı olsun. Nerede? Burada text tab değil, ikon tab örneği olacak. Evet, umarım anlaşılmıştır. Diğerinden farklı olarak ne yaptık? Adaptörümüze başlık bilgisini göndermedik ve ikon tab ile ilgili sınıfı oluşturup burada bir setup icons diye bir metot yarattık. Kendi metodumuz bu. Herhangi bir isim olabilirdi. Ve buradaki tab layout'a başlık bilgisi veya bir text yerine ne yapmış olduk? Set ikon diyerek ikonlarımızı vermiş olduk arkadaşlar. Peki şöyle bir şey. Hem tab hem title'ın hem de ikonun olduğu bir örnek yapabilir miydik? Yapabilirdik. Bakın şimdi bunu buradan kopyalıyorum. Bunun için şunu kullanacağım. Şöyle bir geri geleyim. Tabs with text'i yaptık ya. Hani bunları burada gördük. Bu örneği kullanacağım. Bu örneği kullanmak için neydi bizim sınıfımız? Text tab'tı. Değil mi? Set data, evet. Set data da gitsin fragmente alsın. Başlık bilgisini alsın. Bir de burada şöyle bir metot olsun. Tab layout burada da tanımlı değil. Hemen onu dışarıya alalım. Tab layout. Tab layout. Daha sonra buradaki tab layout'u şöyle silelim. Eşit oldular. Gördüğünüz gibi tanımlı, herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki set tab ikonu da şurada çağıralım. Set tab ikon. İşte bu kadar basit. Bir deneyelim. Hani şu an şuradaki yapılan işlemlerle ikon atamamın herhangi bir alakası olmadığı için. Evet, sen fragmentleri hazırladın, getirdin, başlıklarını koydun. Bir de diyorum onlara bir ikon ekle. Bakalım. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde oluşturuldu. Böylece ne yapmış olduk? Hem ikonları, ikon tabı hem de text ve ikonu aynı anda nasıl kullanırız? Onun örneğini yapmış olduk. Sadece ve sadece tab layout'taki bu set icon metoduna ilgili tabla ilgili ikonu atayarak bu görselliği sağlayabilirsiniz arkadaşlar.
Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.